Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey gönlünüzce gidiyordur. Size çok güzel bir pazar günü diliyorum. Sağlık dolu, mutluluk dolu, umut dolu bir pazar günü diliyorum. Biliyorsunuz daha önce bu yazarlıkla ilgili ilk video çalışmam kendi kitabım tanıtımı ile ilgiliydi. O tanıtımdan sonra gelen talepler üzerine ikinci videomu çektim. Yazarlık yolculuğumla ilgili. Ve yazarlık yolculuğumla ilgili, videolarla ilgili de bana dönüşler oldu. Yazarlara nasıl tavsiyelerde bulunacağım, kitap yazma konusunda ilgilenen arkadaşların nasıl yol alacağı konusunda tavsiyelerimi istediler. Tabii birer ikişer kişiden fazla olunca, hani ben tek tek cevap vermektense böyle bir çalışmayla bunları size ulaştırmayı amaçladım. Konuyla ilişkin 16 maddeyle yazarlık yolculuğunuzun nasıl başlayacağını kendime tavsiyeleri açıklayacağım. Yani 16 madde dediğim size de gözünüz korkmasın. Bütün gün sizi burada tutmayacağım. En fazla bir yarım saatinizi alacağım. O da en fazla. Biliyorsunuz Türkiye'de şu an okur düzeyi çok çok düşük. Yani neredeyse 6 kişiye kitap düşmekte ve bu oranı da hızla düşüş kaydettiğini görmekteyiz. Ama ne yazık ki başka bir handikap daha var. Okurluğun bu kadar düşük olduğu bir yerde yazar sayısı da gittikçe artmakta. Yani neredeyse okurdan daha çok yazar kitlesi oluşmakta. Tabii bunun niteliğini, niceliğini sorgulamak gerekiyor. Yani yazı yazmak, kitap yazmak bu kadar kolay bir şey mi? Yani herkes ben yazı yazabilirim diyebilir ama kitap bambaşka bir şey. Bunun için büyük bir altyapı gerekiyor. Yani yıllar gerekiyor, binlerce kitap gerekiyor, kitap okumak gerekiyor. Eğer böyle bir geçmişiniz yoksa, böyle bir süreçten geçmediyseniz, yani dünya klasiklerini okumadıysanız, o dünya klasiklerinin karakterleri arasına kaybolmadıysanız, onlarla iç içe yaşamadıysanız, nefesini ensenize hissetmediyseniz, o karakterle ağlayıp o karakterlerle gülmediyseniz, yani bu yazarlık yolculuğuna ben en baştan başlamamanızı tavsiye ediyorum. Yani başlayacaksanız eğer, bu işi ciddiye alacaksanız eğer, ilk önce dünya klasiklerine yol açmanız, kendinizi bu dünyaya açmanız gerekmektedir diye düşünüyorum. Çünkü bu karakter derinliklerini incelemezseniz, bir konu bütünlüğü oluşturmazsanız, ruhunuzu işin içine katmazsanız, yazacağınız her şeyin altı boş olacaktır. Ben bazen yeni çıkan kitapları da inceliyorum. Yani okur okumaz o yazarın altyapısını az çok anlayabiliyorum. İlk önce iyi bir dil kullanılması gerekiyor. Yani kendi dilinizi, Türkçeyi çok iyi kullanmıyorsanız, kitap yazmanın birçok çelişkisi olacaktır. Yani orada yazdıklarınız okuyucuya ulaşmayacaktır, ruhuna ulaşmayacaktır. Ve bir şekilde düşünceleriniz çok güzel olabilir ama iyi aktaramadığınız takdirde altı boş olan bir kitapla okurların karşısında olacaksınız demektir. Yani bu da biraz zahmetsizlik oluyor. Yani belki biraz sert konuşuyor olabilirim, biraz acımasız yorumlarda bunda olabilirim ama ben kitap okumayan, yani roman dünyasıyla tanışmayan hiç kimsenin kitap yazması taraftarı değilim. Yani yazılan kitapları da açık söylemek gerekirse hiçbir şekilde merak etmiyor ve okumuyorum. Yapmanız gereken tek şey roman, öykü, hikaye alanında birçok kitapla tanışmanız, onlarla ilgili bir altyapı kurmanız, eğer hiç başlamadıysanız da bir yıl gibi bir süreyi böyle bir sürece ayırmanız gerekiyor diyorum ben. Ve inanın bu süreçten sonra ilk yazdığınızla son yazdıklarınız arasında uçurumlar oluşacaktır. Siz bile şaşıracaksınız. Yani nereden nereye gelmişizdir diye. Tabii Türkçeyi iyi kullanmak dedim. Tabii Türkçeyi iyi kullanmak da oturup kitap defter açıp dil bilgisi kurallarından ziyade kitap okumak. Yani kitap okumaktan başka kendi dilinizi geliştirebileceğiniz, zihninizi geliştirebileceğiniz, beyninizi besleyebileceğiniz başka bir yol yok. Zaten bu yol da o kadar güzel, o kadar zevkli bir yol ki yani asla size yük olmayacak, asla hayatınızı sekteye uğratmayacak. Hatta bir sonraki kitap için sabırsızlanacaksınız. Üçüncü madde sözcük koleksiyoncusu olması. Biliyorsunuz yani kitap sözcüklerle, kelimelerle anlam kazanır. Bu kelimelerle, sözcüklerle dünya tarihine baktığınızda büyük devrimlerin başlatıldığını, büyük uygarlıkların yıkıldığını, liderlerin, yeni yeni liderlerin doğduğunu ve bu liderlerin hala tarihte konuşulabildiğini gördüğümüzde sözcüklerin gücünü elbette ki yansıyamayız. Bazen bir sözcük olur, çok basit gibi gelir ama size öyle bir etki yaratır ki bütün okurun dünyasını alt üst edersiniz. Yani yüzlerce sayfa yazmış gibi etkide bulunursunuz. O yüzden sözcük biriktirmeye gayret edin. O sözcüklerin hangi anlamda, nerelerde kullanabildiğine dair kendi kendinize alıştırmalar yapın. Ama en önemlisi iç sesinizi dinleyin, saf sesinizi dinleyin. Asla kuralla, kaideyle yola çıkmayın. İçinizdeki sese veya sizden gelen bu tepkilere kulak verirseniz eğer sizi doğruyu bulacaksınız. Bunu zaten yazarak, tecrübe ederek kendinize göreceksiniz.
Bir yazarın olmazsa olmazları arasında da tabii ki hayal gücü var. Yani hayal gücü olmayan bir yazar düşünemiyorum ben. Çünkü hayal dünyamız çok geniş. Yani doğduğumuz andan itibaren çocuklukta başladığımız hayal dünyasını ne yazık ki yetişme şartlarımızla, eğitimimizle öldürüyoruz. Yani beynimiz çok çok geniş bir derya. Ve orada da inanılmaz bir hayal dünyası var. Yani ulaşabileceğiniz kadar, yani hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar renkli bir dünya var. İlk önce bu dünyanın peşine düşmeniz gerekiyor. Yani bu size de iyi gelecek. Yani belki rüyalarınız olabilir. Yani rüyalar da bir hayal dünyası. Ben ilk yola çıktığımda bir rüya defterim vardı ve rüyalarımı not alıyordum. Yani yıllarca not aldım. Hatta sonra o rüyaları ben bazı kitaplarımda, hatta son çıkacak olan romanımda kullandım, konu bütünlüğünde kullandım. Ve bana rehber olduklarını fark ettim. Yani nerelerde, ne hatalar yapıyorum ve hayatım nerede sekteye uğramış. Onları fark etmemi sağladığı için rüyalarıma çok çok önem verdim. Ve hala da bu dünyaya önem veriyorum. Hala bir rüya kitap defterim var. Başucumda durur. Unutmamak için onları her sabah not ederim. Ve o rüyalarla ben günümü bambaşka yaşarım. Çünkü insan beyni sınırsız. Yani hayal dünya sınırsız. Allah bizi yaratırken, ruhumuzu yaratırken birçok şeyi de içine yüklemiş. Yani o kadar çok şeye ulaşabilirsiniz ki. Ama biz bunları kapattığımız için o dünyaya nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Bir sürü kural kaide uyguluyoruz. Ve kural kaideleri uygularken de kendimiz olamıyoruz. O dünyayı kapatıyoruz. Yani bir şekilde yasaklı bölge ilan ediyoruz. Girilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani gerek toplumun baskısı, gerek aile baskısı. Daha bunları yaşamadan baştan öldürüyoruz ve gerçekten çok yazık ediyoruz. Yani bu yazarlığı düşünün veya düşünmeyin. Hepimiz için geçerli olan bir şey. Hayallerinize sahip çıkmazsanız günlük hayatınız çok renksiz olacak, ruhunuz çok renksiz olacak ve siz sıradan tek düze bir hayata mahkum olacaksınız ve bunu fark etmeyeceksiniz bile. Fark ettiğiniz zaman da geçmişte bu yokluğun farkına vardığınızda da hiçbir şey geç değildir diyerek yolunuza devam edeceksiniz. Yani bunu birebir yaşamış bir insan olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Müsaadenizle bir yudum çayımı alayım. Siz de çayınızı almışsınızdır umarım. Daha keyifli bir sohbet için bence gerekli. Çay çok güzel bir şey çünkü. Tabii bir yazar olmak için ilk önce kendinizden başlamanız gerekiyor. Yani gözlerinizi kendinize çevirmeniz gerekiyor. Ne yaşıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz? Çünkü her insan bir bütün aslında. Yani insanlığa baktığınızda bazı duyguların çok ortak olduğunu görüyoruz. Yani her birimizin sevincimiz, üzüntümüz, yaşadığımız yol farklı olabilir ama hissettirdiği şeyler hemen hemen aynı. Ben demek, siz demek, siz demek, ben demek. Kendimi tanıdığım zaman, kendime yöneldiğim zaman, kendimi inkar etmediğim zaman aslında karşımdaki insana dolaşıyorum, onu da anlıyorum demektir. Onunla ilişkinde bir empati kuruyorum demektir. Bu yolu asla atlamamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize ne kadar ilgiliyseniz insanlarla da o kadar ilgili olursunuz ve bu yazdığınız her şeye yansır. Tabii ben bunu kitap yazma metodu olarak söylemiyorum. Yani bir yazar olmak için gidin insanlara gidin inceleyin sonra geri çekilin demiyorum. Bunu hayatınızın her aşamasında, yani günlük hayatınızda, iş hayatınızda, aile hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde, sevgili aşk ilişkilerinizde de bunu uygularsanız eğer bütün çatışmaların yok olduğunu, karşıdaki insanı anladığınız zaman da kendinizi anladığınızı ve takıldığınız yerleri kolay kolay çözebileceğinizi görüyorsunuz. Ve bunu geliştirdiğiniz sürece de hayatınızda yani ne kadar zorluklar olsa da mutlu, huzurlu bir şekilde ilerlediğinizi fark ediyorsunuz ve bu geliştirilebilen bir şey ama çalışmayla, ama kendine dönmeyle, ama buna vakit ve zahmet harcamakla. Zahmet harcamayan hiçbir şeyi sonucunu almanız mümkün değil. Anlık olabilir, günlük olabilir ama bütün hayatınıza yayılan bir şey asla olmayacaktır. O yüzden bu maddeyi asla atlamayın. Altıncı madde, bir yazarda olması gereken şey gözlem yeteneği tabii ki. Benim hiç aracım olmadı. Ben araç kullanmayı hiçbir zaman sevmedim. Çünkü araç beni hayattan kopardı. Tabii 60 kuşağı olduğum için, yani o dönemlerde herkes aynı şartlarda yaşıyordu. Benim ilk orta ve lise okullarım, evim hep yarım saatlik mesafedeydi. Biz arkadaşlarla buluşurduk yaz kış ama. Bir vesait de kullanmazdık. O yolu sabah akşam gider gelirdik. Ve orada o kadar çok şey görür ve o kadar çok şey incelerdim ki. Sonbaharı incelerdim, yazı incelerdim, bir yürüyen karıncayı incelerdim, yağan karı hissederdim, yağmuru hissederdim, güneşi hissederdim. Ve orada yaşadığım deneyimler bana sonraki yazar yolculuğunda inanılmaz bir rehber olmuş. Çünkü ben o anları yaşamışım, o anları hissetmişim. Tabii teknoloji gelişti. İnsanlar modernleştiğini düşünerek kendi rahatına düşkün bazı araçlar vesile etti ve hayatlarını aldı. Ama birçok şeyi de kaybetti aslında. Yani özellikle tabii yani şu dönemde hani araca binmeyin, aracınızı kullanmayın demiyorum ama yani kendinizi o dünyaya kapatmayın. Yani orada dışarıda akan bir hayat da var. Yani bir çocuğun yanından geçiyorsunuz, bir parkın yanından geçiyorsunuz.
O çocuğun gözlerindeki ifadeyi görmüyorsunuz. Müziğinizi açıyorsunuz, gözlüklerinizi takıyorsunuz ve etrafınıza hiç bilgisi olmadan, ilginiz olmadan bin bir endişeler ve şüphelerle iş yerinize gidiyorsunuz ya da seyahatlerinizi yapıyorsunuz ama hayata, doğaya hiçbir şekilde dokunmadan bir hayat yaşıyorsunuz. Ve ben gözlem yeteneğimi buralarda kazandım. Metroya bindim, otobüse bindim. Hiçbir şekilde, yani aracım da olmadı, hiçbir şekilde araç kullanmak gibi bir hevesim de olmadı. Çünkü beni hayattan, insanlardan kopartan bir şey ve insanları her zaman sevdim. Yani onlara yakın olmayı sevdim, hikayelerini incelemeyi sevdim. Bazen evlerin önünden geçerken, gece geçerken yanan ışıkları olan evlere baktım, hayaller kurdum. Kim bilir nasıl hayatlar var, nasıl yaşanmışlıklar var. Yani ön yargılarımızı unuttuğumuz birçok insan var. Hani kim bilir neler yaşıyor, biz onları atıyoruz, kabul etmiyoruz ama her insanın içinde ayrı bir dünya, ayrı bir hayal, ayrı bir acı, ayrı bir mutluluk ve ayrı bir sevinç. Bunları yakalamanın en güzel yolu da yakın olmak. Yani kendinizi biraz arenalara atmak ve insanlardan uzak durmamak. Yani bir seyahatinizi mesela, yani ne bileyim, yani uçak kullanıyoruz. Uçak kullanmayın, otobüste gidin ya araçla gidiyorsanız bile ara ara molalar vererek gidin. O gün akşamda orada olmak zorunda değilsiniz. Yani mola vere vere gidin, bir ağacın altına oturun, bir derenin yanında o suların sesini dinleyin. Ve inanın bu sizin ruh dünyanıza çok çok iyi gelecek. Ve sizi bambaşka bir insan yapacak ve zamanla bu alışkanlığı kazandıkça da bundan vazgeçmeyeceksiniz. Bir yazarın olmazsa olmazları arasında da kendinize iyi vakit geçirmek. Yani çoğumuz ne yapıyoruz? Hafta sonları planlarla dolduruyoruz. Arkadaşlarımıza randevular veriyoruz, sinemalar, tiyatrolar. Yani etrafımızda hep bir kalabalık var, bir insan topluluğu var, aileler var, yemekler var. Ama kendimiz asla yok. Kendi iç sesimiz yok. Kendimiz orada değiliz. Yani en bir yazarın olmazsa olmazları arasında kendinize iyi vakit geçirmek ve yalnızlığını sevmek. Bir yazarı yalnızlığı yoksa hayal dünyası da yoktur. Yazdığı kitaplara da bu yansır. Benim en çok yaptığım konu budur. Bilgisayarımı alırım, çalışmalarımı alırım, bir kafeye giderim, bir köşeye çekilirim. Ve orada inanılmaz şeyler çıkar. Yani orada oturmadığım sürece, yani kendime dönmediğim sürece, o kendi içindeki o değerli madenlere ulaşmadığım sürece asla doyurucu bir yazı çıkmaz. Ya da çıksa da yani çok yüzeysel olur ve ben bunu hemen hissederim. Demek ki burada çok kendim kendimle değilim. Demek ki çıkardığım şey bu anlamda da olmamış. Buna daha çok özen göstermeliyim. Çünkü bir günlük hayatımız var, koşuşturmalarımız var, ödememiz gereken faturalar var, iş hayatımız var, aile hayatımız var, bunların getirdiği sorunlar var. Bunlardan asla kopmak gibi bir lüksümüz yok. Yani hayatımız devam edecek. Biz para kazanmak zorundayız. Hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Bunlar kopma zamanlarını bilmemiz lazım. Yani sizin için akşam olur, sabah olur, gece olur, ne zaman olursa o vakti mutlaka kendinize ayırmanız ve köşenize çekilmemeniz gerekiyor. Ben şuna da inanmıyorum. İlham yeteri, ilham perim geldi, ben hemen yazmalıyım. Ben yani 15 yıldır yazıyorum, bundan öncesi de var. Asla ben başına oturmadan o ilham perisi gelmiyor. Ben asla kendimi oraya yoğunlaştırmadan bir yazı yazamıyorum. Yani elimde defter kitap gezip de bunu not edeyim diye bir şey yok. Düzenli bir şekilde işe gider gibi bilgisayarımı açıyorum, başına oturuyorum. Ve kafamda bir düşünceyle bile oturamıyorum. Çünkü o düşünceden farklı bir yerlere gideceğimi çok iyi biliyorum. Yani bir plan, program, çerçeve bile çizemiyorum. Bir yazı yazdığımda en az bir 5 tane daha yazı çıkıyor. Ben düşündüğüm değil başka bir yazıyı yazarken bulunuyorum ve diğerlerini not edip sonraki yazılarımda ona dönüyorum. Yani bu yazarlık bir şekilde planla programla yapılacak bir şey değil. Bu iç sesiniz, iç dünyanız, kendinizle ilgili geniş bir dünya. Yani o yüzden kendinizi iyi tanımanız ve o zamanı nasıl yakalayacağınızı da iyi bilmeniz gerekir. Bir maddemiz de edebi duyarlılığa sahip olmak. Tabii bu yine edebiyat eserlerinden geliyor. Yani böyle bir duyarlılığa sahip olmak için edebi eserleri çok iyi incelemeniz, onu içselleştirmeniz gerekiyor. O karakterleri anlamanız gerekiyor ve o karakterlerin neyi, nasıl yaşadığını ve nereden hangi sonuca gittiğini anlamanız gerekiyor. Yani hayat dümdüz değil, bunu kitaplarda da yansıtmanız gerekiyor. Yani o karaktere acımamanız gerekiyor. Yani hayat nasıl akıyorsa o karakterlerin de o şekilde akması gerekiyor. Mutsuz olacaksa mutsuz olacaktır. Terk edilecekse terk edilecektir. Hayatını mahvedecekse mahvedecektir. Buna asla bir yazar müdahale etmemeli. Yazar onu kendi kaderini bırakmalı ve o kendini yazdırmalı. Yani buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu ilham verilerini beklemek demedim ben ama şöyle... Yani yazacağınız her neyse, bir yazı olabilir, hikaye olabilir, roman olabilir. Ondan önce bir hazırlık aşamasına geçmeniz gerekir. Yani ilk önce bir çerçeveyi çizmeniz, karakterleriniz nedir, olay örgüsü nerede geçiyor, hangi zamanda geçiyor, hangi tarihte geçiyor ve hangi ülkede geçiyor, hangi şehirde geçiyor.
Bunu bir çerçevesini çizmeniz lazım. Yani bunları alt alta sıraladıktan sonra da o dönemle ilişkin araştırma yapmanız lazım. Yani objeleriniz nedir? Mesela bir evi anlatacaksınız, televizyonu anlatacaksınız, bir koltuğu anlatacaksınız. Yani 60 yılında bugünkü eşyalardan yola çıkarak tasvir yaparsanız o çok ikna edici olmayacaktır. Yani okur onu hemen hissedecektir. Ve orada altı boş olmasının, yani o tasvirlerin olmamasının eksikliğini hissedecektir. O yüzden çok çok iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yani ben son yazdığım romanda, pardon bir yudum daha alayım. Son yazdığım romanda bayağı bir onlarca kitap biriktirdim. Romanım şöyle, 50'li 60'lı yıllarda başlayıp günümüze kadar gelen bir romandı, bir örgü vardı. Zaman zaman geçmişe gitmem gerekiyordu, zaman zaman geleceğe gitmem gerekiyordu. Yani bir evi tasvir ederken o dönemdeki ev nasıl olur, şimdiki zamana geldiğimizde nasıl olur, hatta kadın karakterlerin giydiği kıyafetler, taktığı takılar nasıl olmalı, onlara kadar ince ince araştırmalar yaptım. Yani sırıtacak bir şey olmamalı, yani hiçbir şekilde okurun dikkatini çekecek, yani o alt boşluğunu verecek bir boşluğa düşmemeli. Yani o yüzden araştırma çok çok önemli. Diğer bir madde disiplinli olmak. Yani hiçbir şeyde, yani her işimiz böyle. Yani disiplin olmayan, emek harcanmayan, plan program yapılmayan her işin sonucu belli. Yani buna başarısızlık demeyeyim ama kendinizden bir parça olmayacak. Yani kendiniz gibi olmayacak, içinize sinen bir şey olmayacak. O yüzden disiplin şart. Yani sabah erken kalkmak, yemenize içmenize dikkat etmek, zamanınızı nasıl harcadığınıza bakmak, hani nelerle harcıyorsunuz, boş vaktinizi nasıl harcıyorsunuz, kimlerle ilgileniyorsunuz, kimlerle görüşüyorsunuz, yani bunların bir plan program çerçevesinde yapılması gerekiyor. Tabii bu şey açısından olmayacak, hani zamanı iyi değerlendirmek açısından olacak ve siz o zamana yerleşmek durumunda kalacaksınız. Ama tabii zaman zaman bu şey olmuyor, yani mümkün olmuyor, insanız, yani yorgun olduğumuz zamanlar oluyor, moralimizin bozuk olduğu zamanlar oluyor. Ve bunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Yani kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız mecbur değilsiniz yani onu yazmaya. Zaten zoraki olduğu zaman da yani kendini belli eden bir şey olur. Yani o yüzden de yani kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışıyorsanız yani ya da çalışmıyorsanız yani hangi zamanda, günün hangi zamanda kendinizi iyi hissettiğinizi iyi bilirsiniz. Kim gece iyi hisseder, kim sabah iyi hisseder. O saatlerde kendinizi o çalışmaya vermeniz gerekiyor. Yani ben birçok yazarın hayatını da inceledim. Yani hangi kitapları, nasıl yazdıklarını da inceledim. Ve hepsinin farklı ritüelleri var. Kimi kahve içmeden başlayamıyor, kimi sigara içmeden başlayamıyor. Kimi 5 gün kendini eve kapatıyor veya kimi gidiyor kalabalıklar içerisinde, kafelerin içerisinde yazarken kendini hissediyor. Bunu nasıl olacağını siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Bunu tayin etmeniz gerekiyor. Tabii ben profesyonel anlamda demiyorum. Yani böyle bir iş, böyle bir yazı yazma, kitap yazma gibi bir hayaliniz varsa kendinizi buna yani psikolojik olarak da, beden olarak da hazırlamanız gerekiyor. O zaman çıkacak olan şeyler, yarattıklarınız gerçekten etkisini hissettirecek ve siz bunu fark edeceksiniz. Bir yazarın dikkat etmesi gereken bir şey de mutsuzluğuna sahip çıkması. Yani biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki travma yaşamamış hiç kimse yoktur. Hiçbir çocukluk yoktur. Yani ilkokuldan başlarız, aile hayatımızdan başlarız. Çünkü anneler babalar belli kurallar içerisinde yetişmiştir, sevgisini gösterememiştir. Kalabalık ailelerde büyüdük, yani yokluklar içerisinde büyüdük, yani yoksunluklarımız oldu, geri geldi sevgi yoksunluğumuz oldu, geri geldi maddi yoksunluğumuz oldu. Okullarda hırpalandık, yani akran zorbalığını hepimiz biliyoruz ve bunu yaşamayan kimse yoktur. Zaten travma yaşamamış bir çocukluktan da çocukluk geçirdiyseniz zaten şüpheyle bakmanız gerekir. Yani ben oluşmamışım demek ki, ben kendimi tamamlayamamışım demek ki demeniz gerekmektedir. O yüzden bu huzursuzluklarınızı, mutsuzluklarınızı geçmişte çok kötü bir çocukluk bile geçirseniz bunu büyük bir şans olarak görüp sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü o günler olmasa bugünkü siz olmazsınız. Yani o duyarlılığa sahip olmazsınız. Bunu sadece kitap yazmak olarak da demiyorum. Yani hayatınızın her aşamasında. O günler yaşanmasa siz belki bugünkü ben olmayacak. Belki yoldan geçen bir çocuğa o duyarlılıkla bakmayacak. Belki düzgün bir aile kuramayacak. Çocuğunuza öyle bir iletişim kuramayacaksınız demektir. O yüzden mutsuzluğunuzu asla küçümsemeyin. Onu yok saymayın. Kol kanat gerin, hatta oralardan ne alabilirim diye sık sık oralara gidip gelmekte de fayda görün ve bunu asla ihmal etmeyin. Diğer bir madde de gizem. Yani sadece bu yazı yazmak, yazarlık anlamında değil, yani hayatınızın daha renklendirmek, gününüzü renklendirmek anlamında gizemin peşinden koşmanız gerekiyor. Ama maalesef bu günümüzde çok da mümkün değil. Yani teknoloji gelişti, bilgisayarlar hayatımıza girdi, televizyonlar, bin bir tane kanal. Gizli saklı kalmamıza imkan yok. Bir başkasının da gizli saklı kalmasına imkan yok. Yani gizem biraz hayatlarımızdan çekilir hale geldi. Ve gizemin çekilmesiyle beraber
Yani birçok duygumuzu da kaybettik. Yani özlem duygumuzu kaybettik. Bir insanı anlamayı, mesafeleri, uzaklığını anlamayı kaybettik. Ve hemen her şeye ulaşılabilir olmanın rahatlığını yaşasak da aslında bunun bize neler kaybettirdiğini anlamamız şu anki şartlarda çok çok zor. Yani anlasak bile bunun önüne geçemiyoruz. Yani bilgisayarı kullanmak zorundayız, telefonları kullanmak zorundayız, insanlara anında ulaşmak zorundayız. Yani cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız şu an hayatımızı büyük bir ölçüde hakimiyeti altına almış durumda. Ama biz bunu bir şekilde kendimize dengeleyebiliriz. Yani bunlara esir olmak zorunda değiliz. Yani gizemi kendi hayatımıza kovalayabiliriz. Eğer böyle bir şey, yani yazı yazmak veya kitap, roman gibi bir şey düşünüyorsanız gizemi merak etmelisiniz. Yani gizemin peşinde koşmalısınız. Bu sadece insan değil, hayat da değil, evrenin gizemi. Yani hayatın bize verdikleri, Yüce Allah'ın bize sundukları, kainat, yani evrendeki mucizeler, yani neler neler var. Yani kafamızı biraz bunlara yormamız, yani insanlara da sonradan ilgilenmemiz gerekiyor. Yani çünkü evreni anlamadan, neden yaratıldığımızı, neden yaşadığımızı anlamadan bir insanı hayata anlamamız çok zor. İlk önce görünenin arka tarafına bakmak, görünmeyenle ilgilenmek. Sonra yavaş yavaş kademe kademe görünenlere doğru bir köprü atmak gerekiyor. O zaman dolu olacak ve o zaman siz görünmeyenleri görmeye başlayacaksınız. İnsanların anlatmadıklarını da görmeye başlayacaksınız. Bir nevi insanları çözmeye başlayacaksınız. Bu da ilişkilerinizi bir ölçüde kolaylaştıracak. Çünkü insanları anladığımız zaman bazı konularda hak verip vermediğimize karar veriyoruz. Ama anlamazsak, hiç kafa yormazsak, sadece görünenle ilgilenirsek olabilecek olan şey son derece yavan ve sıradan oluyor. Yani o yüzden gizem hem bir yazar olmanın hem de insan olmanın en büyük erdemlerinden birisi. Yani bunu da tabii biraz hayal gücüne de bağlı. Biraz hayata nasıl yaklaştığımıza da bağlı. Yani sıradanlıktan çıkıp biraz bu alanlara doğru yol açmanız ve köprü atmanız gerekiyor. De şunu unutmayın, yazı dünyası asla masum değildir. Yani hep siz mutluluk, çiçekler, böcekler yazmayacaksınız. Karanlık bir dünyayla tanışacaksınız. Karanlık tünellere gireceksiniz, karanlık odalara gireceksiniz. Hani gerilim filmlerinde olur ya, siz üst kattasınızdır, alt katta bir tıkırtı olur. Tıkırtıyı duyan kişi hiç korkmadan elinde bir fenerle iner aşağı. Siz de şaşırırsınız yani nasıl korkmadan iniyor. Ben olsam çoktan kaçıp gitmiştim. Yazı dünyası böyle bir şey değil. Siz o tıkırtıyı duyacaksınız ve elinize fenerle o mahzene ineceksiniz. Her bir köşeye bakacaksınız. Hatta elinizdeki o fener patlayacak, lambalar patlayacak ve siz saf bir karanlıkta baş başa kalacaksınız. Yani ürkmeniz son derece doğal. Hani zaman zaman bunu başlarda ben de çok yaşadım. Hani anda kapattım, kaçtım, gittim ama büyük bir merak uyandırdı. Yani büyük bir gizem. Ne vardı acaba orada? Ben neyi kaçırdım? Hani neyi görmezden geldim? Belki orada bütün hayatımı değiştirecek bir şey vardı. Bunu merakla tekrar tekrar gittim geldim, gittim geldim. Ama tabii bu zaman uzun yıllara yayıldı. Yani korkmamayı öğrendikten sonra karşılaştığım şeylerin aslında benim bulmam gereken bir hazineler olduğunu anladım. Yani yazı yazmak biraz da hazine gibi. Değerli bir madene inip, bir elmas madenine indiğinizde ne yapıyorsunuz? Yani bir karbon molekülü, simsiyah, hiçbir çekiciliği yok. Ama ne yapıyorsunuz? Yani onları çıkarıp bir sürü işlemden geçiriyorsunuz, büyük ısıdan geçiriyorsunuz, sonra göz kamaştırıcı bir mücevher haline getirebiliyorsunuz. Yazı yazmak da böyle. Yani bir madene girip orada sizinle ilgili değerli olan ne varsa bulup çıkarmak. Yani böyle bir beceriye sahip olmak. Ve çıkarırken de ödülünüzü almış gibi hissediyorsunuz. Yani tamamlanmış gibi hissediyorsunuz. Ve bir sonraki yazıya kadar bu böyle devam ediyor. Ve size sonsuz bir hazine sunan bir dünya. Yani bu anlamda çok çok değerli. Yani meraklanmanız, bu anlamda da kendinizi bu yola hazırlamanız bence kendi yolculuğunuz için de çok çok değerli ve çok katılım sağlayan bir uğraş. Bu anlamda da yani devam edebilirsiniz. Yani profesyonel olmasa da kendi iş dünyanızı tanımak istiyorsanız böyle bir yola girebilirsiniz. Yazılarınız asla iyilik meleğini oynamayın. Daha önce de bahsetmiştim. Hayatın getirdiği gibi davranın. Yani ölmesi gerekiyorsa ölecek, ayrılması gerekiyorsa ayrılacak, o kötülüğü yapacak, o karanlık yola girecek, kaybedecek, kazanacak. Hayat ne gerektiriyorsa onu yapın. Ben geçenlerde şunu okumuştum bir Dostoyevski ile ilişkin. Bir dostu ağlarken buluyor Dostoyevski'yi. Yani bir soruyor, hayırdır diyor, neden ağlıyorsun bu kadar? Sorma dostum diyor, yani bugün bir roman kahramanlarından birisi ölecek diyor. Adam da şaşırıyor, yani romanı yazan sen değil misin, yazar sen değil misin? Yani öldürmezsin, olur biter. Hışımla dostuna dönüyor, sen ne demek istiyorsun diyor. Yani kaderden kaçılmaz, bir romancı kaderden kaçmamalı. Ölmesi gerekiyorsa ölmeli deyip oradaki arkadaşını da paylıyor. Zannediyorum Karamazov Kardeşler kitabıyla alakalıydı. Bu beni çok çok etkiledi. Gerçekten
kitaplarda hayat gibi, karakterler de hayatın içinden olduğu için siz asla taraf tutmayın. Zaten karakterler kendi kendilerini konuşturacak, girmesi gereken yollara girecek. Bazen siz bile buna müdahale edemeyecek duruma geleceksiniz. Ayrı ayrı karakterler hayatınıza girecek ve hiç düşünmediğiniz bir dünyaya doğru yolculuk yapacaksınız. Diğer bir konuda insanlara yakın olmak. Hani ben sosyal medya paylaşımlarından zaman zaman görüyorum. İnsanlara güvenmeyin, kazık yemeyin. İnsan kötüdür, insan seni şuraya götürür, buraya götürür. Ben buna asla inanmıyorum. Her insan ayrı bir dünyadır ve her insanı güvenilecek bir tarafı vardır. Siz sadece sınırlarınızı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yani karşıdaki insanın tavrına göre. Yani o önlemi aldıktan sonra hani zarar görmemek anlamında değil de karşıdaki insanı anlamaya çalışmak. Yani o hareketi neden yapıyor? Bana bu güvensizliği neden yapıyor? Bana bu kötülüğü neden yapmak istedi? Bunu anlamaya çalışın ve onun arkasında göreceksiniz büyük bir korku var. Çok büyük bir korku var. Hayata karşı bir korku var. Sevilmeme korkusu var. Yakın olma korkusu var. Yani onu yakaladığınız zaman, bunu anladığınızı da hissettirdiğiniz zaman o insan bir daha size asla o kötülüğü yapmaz ve sizi bambaşka bir yere koyar. Yani bununla ilgili birçok tecrübem oldu. Ön yargılar hepimizin handikapı. Yani günlük yaşadığımız hayatta yaşadığımız stresler, iş hayatında yaşadığımız haksızlıklar, aile hayatında yaşadığımız çatışmalar bizi ister istemez öfkeye teslim ediyor. Tabii öfkeli bir insanın da ön yargılı davranması son derece doğal. Bu anlar geçtikten sonra hani geri çekilip bazı şeyleri düşündüğümüz zaman aslında yapılmak istenen olmadığını anlıyorsunuz. Ve ona göre bir öngörü geliştiriyorsunuz ama bu tabii çok da kolay bir şey değil. Yani çoğumuzun yapamadığı, başaramadığı, yani zaman zaman benim de içine düştüğüm, çok çok sonra fark ettiğim durumlar. Diğer bir madde, hayata ve kendinize karşı samimi olmak. Yani maskeler takmamak. Birçoğumuzun maskesi var. Yani güçlü görünmek maskesi var, emin olmak maskesi var. Bunları yaptığımız zaman bizi seveceklerini kabul edeceğimize dair öngörülerimiz var. Ve tabii kendimiz gibi olamadığımız zaman da karşıdakine yansıttığımız birçok durum kendimiz gibi olmuyor. Yani farklı maskeler oluyor, farklı yüzler oluyor. Ve tabii bu zamanda da yani ilişkiler gerçek ilişkiler olmuyor. En ufak bir çatışmada da kopup gidiyor, insanlar hayal kırıklığına uğruyor. Yani yazı yazmak da bunun gibi. Yani kendinize hayata samimi olursanız çıkaracağınız şeyler de çok samimi olur. Abartı olmaz, ittirme olmaz. O anlamda da bu tutumunuzu geliştirmeniz çok çok önemli. Yani dediğim gibi hani bazı şeyler hani konuşulduğu kadar kolay olmuyor. Yani yargılarımız giriyor, düşüncelerimiz giriyor. Mümkün olduğu kadar gerçekçi olmak gerekiyor. Tabii bunun da bir türlü yolu var. Yani psikoloji okumak, bu tür videoları izlemek, bu tür çalışmaları izlemek, acaba insanlar ne yaşıyor, filmler izlemek, yani kitaplar okumak. Ancak samimiyeti bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ve bir şeyi yaptığınız zaman da, yani samimi olmayan veya kendinizle ilgili olmayan bir şey yaptığınız zaman da suçluluk hissetmemenizi. Çünkü insanız. Yani şaşarız, düşeriz, kalkarız. Önemli olan bunu farkına alıp, farkına varıp geriye dönüşler yapmak. Ve kendimize karşı hak ettiğimiz ödülleri vermek. Kitap okurken şunu da yapıyoruz, diğer bir madde, hep kendi düşüncelerimizi doğrulayan, kendi çerçevemizden bakan yazarları tercih ediyoruz. Yani siyasi görüşleri bizim gibi olan, dini görüşleri bizim gibi olan yazarları tercih edip diğerlerinin hiç yüzüne bile bakmıyoruz. Yani bir yazarsanız eğer, o insanların da neler yaşadığına, hani kabul edin veya etmeyin, hayat tarzını kabul edin veya etmeyin, o insanların da nasıl yaşadığına kafa yormanız ve anlamanız gerekiyor. Çünkü insanlık bir bütün, insan bir bütün. Biri birinden ayrılmaz. Yani sizin nasıl bir inanç sisteminiz varsa karşınızdakinin de öyle bir inanç sistemi var. Siz nasıl inanç sisteminize güveniyorsanız o insan da aynı şekilde inanç sistemine güveniyor. Ve birbirinizi değiştirmeye çalıştığınız zaman samimiyet olmuyor. Yani o insan anlaşılmamış hissediyor, empati kuramıyor ve ne oluyor? İlişkiler kopuyor gidiyor. Yani şu an ülkemizde de yaşanan şeyler büyük çatışmalar, ötekileştirmeler, anlamamalar, dışlamalar, kötü sözler, yani hiç gerek olmayan bazı tutumlar içerisine giriyoruz. Ve bunları zaman içerisinde, yani okudukça, fark ettikçe, o insanları dinledikçe, onların hayatlarına girdikçe aslında sizden hiçbir farkı olmadığını görüyorsunuz. Siz farklı gelişmişsinizdir, onlar farklı gelişmiştir. Yani aynı tutumu göstermek zorunda değil, hayata aynı bakmak zorunda değil. Zaten hayatın zenginliği de burada, farklılıklar, bizim farklı olmamız, karşımızdakinin farklı olması, yani bu farklılıkları bir araya getirebilmemiz, tabii sizin kişilik haklarınıza saldırı olmadığı sürece, hayatınızı sekteye uğratmadığı sürece ve size büyük bir zarar vermediği sürece bunları töler etmeniz yani çok çok zor olmayacak. Öbür türlü de eğer hayatınızda çok sekteye uğratan şeyler varsa da bunun önlemini bir şekilde almanız gerekiyor ki daha fazla hasar görmeyesiniz diye. En son madde size tavsiye etmek istediğim, hani yazarlığın artmasıyla, yani yazarlık sinir artmasıyla oluşan şu an yazarlık kursları. Ben bunu tarzınızı sıfırsanız ama yani belli bir şey oluşturmamışsanız, yeniden başlayacaksanız
belli bir tarz oluşturduktan sonra gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü siz hamsınız. Yani içerisinde nasıl bir yetenek olduğunu bilmiyorsunuz. Yani yazarlık kurslarına gittiğiniz zaman, o teknik konulara gittiğiniz zaman o saflık ve hamlık gidiyor. Orada yeni bir şey inşa etmeye başlıyorsunuz ve özünüzden kopuyorsunuz. Ben de gittim yazarlık kurslarına, Uğur Mumcu'nun yazarlık kursuna. Ama belli bir aşamadan sonra gittim. Bazı şeylerimi check etme imkanım oldu ama tarzım değişmedi. Tarzındaki bazı hataları düzelttim, bazı karışıklıkları düzelttim, anlam bozukluklarım vardı, uzun cümlelerim vardı. Daha basit nasıl olabilir, nasıl ulaşabilirim? Bu anlamdaki tecrübelerinden yararlandım. Çok 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 değerli yazarlarımız vardı. Gerçekten 2,5 ay gibi bir süre. Ama çok çok verimli oldu ve hala da onlardan yararlanıyorum. Yani böyle bir tecrübe edinmek istiyorsanız lütfen belli bir yola girdikten sonra, belli bir tarz oluşturduktan sonra teknik olarak destek alabilirsiniz ama asla sizin içinizdekini bir yazarlık kursu ortaya çıkaramaz. Yani disiplini sağlayabilir, bir şeyler, alıştırmalar yapabilirsiniz ama içinizdeki o tarza ancak siz ulaşabilirsiniz. Yani hiçbir yazar size şunu şu şekilde yazın, bunu bu şekilde yazın gibi tavsiyelerde de bulunmaz. Yani benim de tavsiyelerim bu yönde değil. Daha çok alışkanlıklarınızı, hayat tarzınızı değiştirmekle alakalı, bakış açınızı sabitlemekle alakalı. Bunları kendinizce bir yöntem bulduktan sonra da yazıya dökmeniz imkansız değil, başarılmayacak bir şey de değil. Ve kendiniz olmak istiyorsanız, bu yola girmek istiyorsanız bir şekilde ödün vermek ve kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bu pazar gününde. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki sefere başka konularda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerimle, selamlarımla. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.